Eşit amca. Eşit amca. Seninki gecikti. Türkçe bilmiyor muydu bu ya? Abilerden biri zamanında bana böyle bir tatlılık yapmıştı da ben de aynını sizin arkadaşlarınıza yapayım istedim. Gerisi sizde. Kapının önündeki arabanın bagajında duruyor. Bir zahmet ilgilenirsiniz artık. Fikrimi değiştirdim. Süreyi unutun. Şimdi karar vereceksiniz. Benimle misiniz? Değil misiniz? Değilseniz her birinize bunlardan yaptırmak benim için hiç de zor değil. Seve seve yaparım. Zaten her biriniz bunu çoktan hak ettiniz. İstanbul'a savaş açtın Yamaç Koçoval. Benim adım Yamaç Koçoval. Türk'üm. Bir mahallenin lideriyim. Abi. Hı. Ne yapacağız böyle? Ne yapacağız bilmiyorum ama... bu kız bu çatının altındayken... elimiz kolumuz bağlı oturacağız. Orası kesin. Hayırlı akşamlar Azler'cim. Rahatsız ediyoruz ama kusura bakmazsın artık. Niye geldiniz bu saatte? Bu arkadaşların çok acelesi var. Zira hayatta kalmak istiyorlar. Bugün Yamaç Bey 2 adet mezar taşı koydu da önümüze biliyor musun? Bu herife başımıza sen musallat ettin. Sen temizleyeceksin Azer. Sen bizim arkamızda duracağına biz senin pisliğine bulaşıyoruz. Allah Allah! Küçük ölçü altınları cebinize koyarken öyle demiyordunuz ama. Şimdi mi kötü olduk? Ben bir takım sebeplerden dolayı bu Yamaç'a dokunamam. Başka bir işiniz varsa bakayım. Yoksa bu işe karışmam da.
Ne? 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 O ne demek lan? Lan ne demekse ne demek? Duydun işte oğlum. Ben yamaça dokunamam. En azından bir zaman. Ama dokunmak isteyen de varsa önünde durmam. Destek olurum. Öfkenin geçmesini bekledim ama bir türlü geçmiyor. Gitgide daha beter oluyor. Ben zalim olmaya çok uğraştım. Beni hep Bartol Saadettin yaptılar. Ama o yaranın kapanmasını beklersen değil çukuru, ailemi de kaybedeceğim. Sen savundun, olmadı. Belki de savunmayacaksın. Ben buna izin vermem Yamaç. Sen eski sen olsaydın, sen de izin vermezdin. Saldıracaksın. Belki de bu hayatta bir kez olsun sen Martolay olacaksın.